Evet değerli arkadaşlar, bugünkü programımıza inşallah başlıyoruz. Normalde Adnan Bülent Baloğlu hocam moderatörlüğü yapacaktı ama o biraz geç kalacak. Biz de sizleri öyle çok bekletmemek için şöyle bir genel giriş anlamında bir başlangıç yapalım dedik. İnşallah hocamız daha sonra bize katılacaklar. Konumuz oldukça güncel bir konu. Ve oldukça değerli bir misafirimiz var. Doçent Doktor Enis Toko hocamız inşallah bize bugün yapay zekadan korkmalı mıyız adlı bir sunum yapacak. Enis hocam ODTÜ fizik ve felsefe bölümlerinden mezun. Din felsefesi, analitik din felsefesi alanında özellikle çalışmaları var. İnşallah bugün kendisinden istifade edeceğiz. Enis Hocam eğer müsaitseniz başlayabiliriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Yardım. Şimdi başlık iki şekilde anlaşılmaya müsait. Bir benim aklımdakini söyleyeceğim. Sonra daha popüler anlaşılabilecek türüne de atıf yapacağım. Şimdi başlığımız yapay zekadan korkmalı mıyız? Şimdi bu iki şekilde dediğim gibi anlaşılabilir. Bir, yapay zekadan birey olarak, insanlık olarak korkmalı mıyız? Yani insanlığın bir sonunu getirecek mi yapay zeka? Bu soruya da kısmen değineceğim ama ana benim ilgileneceğim konu bu değil esas itibariyle. Daha ziyade bir kelamcı gözünden ilgilenilebilecek soru. Yapay zekanın oluşması Müslümanları korkutmalı mı? Yani yapay zeka geliştirilirse bu İslam algımızı nasıl değiştirir? İslam algımıza bir tehdit mi oluşturur? Esas itibariyle bu soruya odaklanacağım. Burada bir takım temel kavramları tanıtmakla başlayacağım. Ondan sonra da bu soruya, ikinci soruya cevap arayacağım. İkinci türdeki soruya ama vaktimiz el verirse isterseniz şeyde tartışırız. Tabii insanlığın sonunu getirebilir mi konusunda tartışabiliriz. Şimdi yapay zeka kavramı tabii muğlak bir kavram. Yapay zeka çok farklı şekillerde anlaşılmaya müsait. Önce o yüzden bir tanıtmakla başlayalım yapay zekayı. Birincisi, insanı taklit eden, insan davranışlarını taklit eden veyahut insanın yaptığı zeka gerektiren işleri yapan makine veya programlar olarak tanımlanabilir yapay zeka. Nedir? Mesela satranç oynamak zeka istiyor. Böyle program yapabiliyoruz. Bir program yapıyoruz. O kadar iyi satranç oynuyor ki insanları yeniyor. Bu bir yapay zekaya örnektir elbette. Ya da İşte çeşitli robotlar, normalde gene zeka isteyen bir işi bazı robotların yaptığını görüyoruz. İnsanı taklit ettiğini görüyoruz. Şimdi bunlar çok felsefe açısından ilginç sonuçlar değiller. İnsanı taklit eden makineler yapılması ya da insanın zeka gerektiren işleri yapan programlar yazılması. Yani mühendislik açısından ilginç ama felsefe açısından ilginç değil. Daha ziyade yapay zeka mümkün mü tartışmaları ilginç olabilecek, bizim dünya algımızı değiştirebilecek şey gerçek manada bilinçli, algı sahibi bir yapay zeka yapmak. Ya bir makine yapmak, öyle bir makine ki, öyle bir robot ki bu, bir takım bilinç hallerine sahip. Ne demek bu bilinç halleri birazdan tarif edeceğim ama tanımlayacağım ama kabaca sadece bir taklit değil, aynı zamanda bir iç dünyaya sahip, dolayısıyla bilince sahip makineler veyahut yazılımlar. Yapay zeka iki türlü, daha ziyade aslında yapay zeka üç türlü olabilir. Biri yumuşak ya da soft yapay zeka. Yumuşak yapay zeka bir program, bilgisayarda yazıyorsunuz. Şimdi bu program bilince sahip değilse biz buna zayıf yapay zeka diyoruz. Zayıf yapay zeka bugün var. Çeşitli yapay zeka programları var. İşte dediğim gibi satranç oynayan programlar var. Muhasebe işleri yapan programlar var. Çeşitli matematik işlemleri bir insandan daha iyi yapan programlar var. MATLAB, Matematika gibi. Bunlar zayıf yapay zeka. Çünkü MATLAB veya satranç oynayan bu programların bilinci yok. Soft dediğimiz grup, yumuşak yapay zeka dediğimiz grup da bu tarz programlardan oluşuyor. İkinci bir yapay zeka türü katı yapay zeka
hard AI dediğimiz katı yapay zeka. Bu da robotlarda karşımıza çıkıyor. Bunlar makineler. Silikondan yapılabilir, çeşitli metallerden yapılabilir. Makineler, bu makineler de gene zayıf yapay zeka dediğimiz türde ise bilince sahip değiller. İnsanı taklit ediyorlar. İnsanın yaptığı bir işi yapabiliyorlar. Ne bileyim, ameliyat yapan bir robotunuz olabilir. Veya otomatik bir araç yaptığınız zaman sürücüsüz giden, bu bir hard yapay zeka. Ama tabii bilinçli değilse araba, farkında değilse olanlardan, bu zayıf bir yapay zeka. Dolayısıyla böyle bir ihtimal de geliyor karşımıza. Üçüncüsü, belki en az tartışılanı da bizim sıvı yapay zeka dediğimiz yapay zeka türü. Şimdi sıvı yapay zeka deyince neyi kastediyoruz olabilir? Biyolojik yapay zeka. Biyolojik yapay zeka nedir? Siz laboratuvarda bir biyolojik canlı üretiyorsunuz. Yani bu canlı doğada yok. Siz kendiniz laboratuvarda üretiyorsunuz ve bu canlı zekaya sahip. İnsanın yaptığı işi yapabiliyor. Kısmen yapabiliyor veya tamamen yapabiliyor. Bu da biyolojik yapay zeka. Niye yapay diyoruz? Çünkü insan yapıyor ama temeli yazılım değil. Temeli makine değil. Temeli biyolojik. Tabii ki insanın ürettiği, bugün doğrudan doğruya sıfırdan ürettiği canlılar yok. Ama genetik programlamayla biz çeşitli bakteri, virüsler üretebiliyoruz. İşte GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş organizmalar üretebiliyoruz. Bunlar kısmen aslında yapay biyolojik canlılar olarak görebiliriz. Çünkü insan müdahalesi sonucunda oluşuyorlar. İlkece de bugün siz bir DNA'yı koyup kodlayıp bilgisayarda CRISPR teknolojisiyle istediğiniz, tabii o kadar genetik bilgimiz bugün yok ama ileride çok daha bu mümkün olacak, İstediğimiz türde canlılar üretebiliriz. Ve bu canlılarda tabii zeka, insanı aşan bir zeka da olabilir veya insan seviyesine yakın bir zeka da belki üretebiliriz. Bu gene bu canlı taklit edebilir insanı veya tamamen bilinçli olabilir. Şimdi güçlü yapay zeka dedik. Bu yazılım olabilir, makine olabilir veya biyolojik tabanlı olabilir. Güçlü yapay zeka, bilinç sahibi yapay zeka. Şimdi bunu biraz açmamız lazım. Bilinç sahibi yapay zeka ne demek? Ondan sonra ilginç olan kısma geçeceğiz. Soruya cevap vermeye çalışacağız. Son kalan kısmımız bu, tanımlama açısından. Burada da çok farklı şeyler anlaşılabilir. Çünkü bilinç dediğimiz şey aslında tek bir fenomen değil. Birden fazla bizim zihnimizde özellik var. Zihni tanımlayabilecek. Birkaç tane örnek vereyim. Biri mesela, en felsefecilerin en çok bahsettiği şey öznellik ya da qualia dediğimiz şey. Öznellik nedir? Beş duyudan gelen bilginin zihin tarafından algılanması. Ben bir isme baktığım zaman zihnimde bir renk algısı oluşuyor. Veya bir çileği yediğim zaman, bir yemeği yediğim zaman damağımda bir öznel bir tat oluşuyor. Ve bu subjektif. Yani siz benim çilek yerken ne tat aldığımı bilemezsiniz yani. Hayal edemezsiniz. Hatta hiç bilmediğimiz bir meyve yiyorsam, ne bileyim, aklıma gelmiyor öyle egzotik bir meyve ama hiç duymadığınız, görmediğimiz bir meyve yiyorsam tadını tahmin bile edemezsiniz. Beni izleseniz de kimyasal, ağzımdaki kimyasallara baksanız bile tahmin edemezsiniz. İşte bu subjektif, qualia dediğimiz şey, bizim zihnimiz karanlık değil. Zihin dünyamızın içinde diğer insanlarla paylaşmadığımız, diğer insanların farkında olmadığı algılar var. İşte ses duyduğumuz zaman oluşan algı, bir şeye dokunduğumuz zaman oluşan algı. Bu tabii insana özgü değil, diğer canlılarda da olduğunu qualia'nın düşünüyoruz. Onların da dünyayı nasıl algıladığını hayal bile edemiyoruz insan olarak. Mesela bir yarasalar ses gönderip sesle çevrelerini tanıyorlar, çevrelerini görüyorlar. Bir yarasanın zihninin içinde dünya nasıl gözüküyor tahayyül edemiyoruz. Çünkü yarasanın qualia'sı subjektif, kendine ait. Dolayısıyla tabii qualia'nın bir kısmı, qualia bizim için çok önemli, subjektif algı. Çünkü genellikle ahlakı buradan temellendiririz. Biz kime karşı ahlaki sorumluluğumuz var? Qualia sahibi, yani öznellik sahibi varlıklara karşı sorumluluğumuz olduğunu düşünün. Mesela elimde bardak var. Alıp bu bardağı kırsam, hani diyebilirsiniz ki tamam, Enis Hoca manyak, kafayı yemiş. Ama beni hapse
suç duyurusunda bulunmazsınız. Hapse göndermezsiniz. Başkasının malıysa tamam ama benim kendi bardağımı kırdım diye bana kızmazsınız yani. Dediğim gibi maksimum yani zihni gitmiş diyebilirsiniz. Ama köpeğimi alıp şimdi burada parçalasam aynı düşünmezsiniz. Yani muhtemelen bir kısmınız suç duyurusunda bulunur polise, yani adam hayvana işkence yapıyor. Kediyle veya köpekle bu bardağın nasıl bir farkı var? Bu bardak acı hissetmiyor. Farkında değil ona olan şeylere. Ama köpek acı hissediyor. Dolayısıyla köpeğe zarar verdiğim zaman ben köpeğin zihninde, kualyasında bir acı olgusu oluşuyor. Biz bunu yanlış görüyoruz. Bir canlıya, insan olur, başka bir canlı olur, acı hissettirmenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve ahlaki bir suç olarak görüyoruz. Bu acı fiziki olabilir, psikolojik olabilir ama sonuç itibariyle acının kötü olduğunu düşünüyoruz. Yani bir varlığın kualiyası varsa, öznelliği varsa o varlığa karşı sorumlu hissediyoruz kendimizi. İşte yapay zeka tartışmalarında o yüzden kualiye çok önemli. Mesela ben bir robotu parçalayabilir miyim? Köpeği parçalayamayız dedim. Robotu parçalayabilir miyim? Bilinci varsa, acı hissediyorsa işte o zaman karşı çıkarsınız. Bak can, bu canlıya zarar veriyorsun dersiniz. Tabii o durumda belki fişini çekmek bile sıkıntı olur. Veya programı kapatamam. Yani program acı çekiyorsa, beni kapatma diye yalvarıyorsa ve gerçekten kapattığımda acı çekecekse belki diyeceksiniz ki ya bilgisayarı kapatma, acı çekmesin program. Dolayısıyla kualiye birinci zihin şey, öznellik. Acı hissi, ondan sonra yemek yerken veya tatlı şeyi koklarken oluşan hissiyatlar kualiyaya, öznelliğe örnek. Başka neler var? Zihnin özellikleri gene anlamak, hakkındalık. Ben bir metni okuduğum zaman o metni ezberleyebilirim ve size biliyormuşum gibi konuşabilirim. Bir de ayrıyetten konuştuklarımı anlayabilirim. Şimdi makineler ezberliyor aslında. Günümüzdeki çoğu makine bir kodu var. O koddan ezberi okuyor. Makine neyi okuduğunu, neyi yaptığını anlamıyor. Şimdi benim telefonda Google Docs'a bir şey gitsem, oku desem size okuyacak oradaki metni. Ama bilinçli okuduğunu düşünmüyoruz. Niye? Anlamıyor okuduğunu. Ama bir insan anlayabiliyor. Bu hakkındalık. Şimdi makinelerde günümüzde gene hakkındalık olmadığını düşünüyoruz. Yani makineler sembol manipülasyonu yapıyorlar. Ama neyi okuduklarını, neyin farkında olduğu, neyi yaptıklarını anlayamıyorlar. Bir başka tartışılabilecek şey hakkındalık. Üçüncü mesela zihnin bir özelliği, gene makinelerde var mı yok mu merak edebileceğimiz, irade. Tabii irade tanımlaması zor bir şey, tartışmalı da bir şey ama genellikle iradenin biz ahlaki, kualiye varsa ona karşı ahlaki sorumluyuz dedik. Peki hangi varlıkların sorumluluğu var? Mesela kedi birini çizse, kediyi hapse götürüyor muyuz? Kediyi götürelim hapis yatsın nasıl çizin? Götürmüyoruz. Niye? Çünkü kedinin irade sahibi olduğunu, yaptığının bilincinde olduğunu düşünmüyoruz. Keza bıçak elimi kesse armut soyarken bıçağa kızabilirim ama bıçağı suçlamam. Niye? Çünkü bıçağın bir iradesi yok. Ama insan bir şey yaptığında sorumlu görüyoruz. Çünkü insanın iradesi var. İrade genellikle sorumlulukla ilişkilendirilir ve zihnin özelliklerinden biridir. Benzer soruyu gene insanın bu özelliği olan, yani kendi başına inisiyatif almak, kendi başına kontrolü elinde tutmak, irade kısmının makinelerde olup olmadığını tartışabiliriz. Genel kanaat gene bugünkü makinelerin bir irade sahibi olmadığı, daha ziyade kendilerine yazılmış programı takip ettikleri. Dolayısıyla aslında makineler bilinç sahibi olabilir mi sorusunu en az 3 ayrı soruya bölebiliriz. Makineler özgür irade sahibi olabilir mi? Makineler algı, kualiye, öznellik sahibi olabilir mi? Acı duyabilir mi? İşte aşık olabilir mi? Bütün bunlar kualiye yani. Dini duygular hissedebilir mi? Yani dua etmek de bir kualiyeyi gerektirir. Yani böyle huşu içinde namaz kılabilir mi? Namaz kılma taklidi yapar ama huşu hissedebilir mi bir makine? Bunlar kualiye ile ilgili tartışmalar. Bu ayrı bir soru. Bir daha hakkında alır. Anlayabilir mi? Yani söylediğini, makine söylemenin ötesinde, yapma ötesinde ne yaptığını, ne söylediğini anlayabilir. Üç tane ayrı. Dolayısıyla soru en az sorabiliriz. Başka zihin halleri de var ama en önemli üçü bunlar. Çünkü irade, ahlak ve genel olarak insan ilişkilerinde en önemli karşımıza çıkan üç unsur.
Şimdi bu tanımlardan sonra esas itibariyle sorumuz şuna güncelleniyor. Güçlü yapay zekada, yani bu bahsettiğimiz üç bilinç hallerinden birine sahip bir makineden, yazılımdan veyahut biyolojik canlıdan biz korkmalı mıyız? Ne demek istiyorum korkmalı mıyız derken? Şimdi biz Müslümanların, benim kendi duruşumu söyleyeyim. İlk yapay zeka ile karşılaştığımda ya olmaz öyle şey, makinenin zihni olmaz diye bir tepki verdim. Uzun bir sürede böyle düşünüyordum ve bunun arkasında kısmen de hani dini gerekçeler vardı biraz. Yani dini gerekçeleri dediğim üstüne düşündüğümden değil. Genel olarak refleks, ya ruhu yok ki bu makinenin, işte bilinci olsun veya işte atıyorum nasıl olacak, insanın yaptığı bir makinede bilinç nasıl ortaya çıkacak? Bunlar bana çok makul gelmiyordu. Hatta olamayacağıyla ilgili zamanında gazete yazıları da yazdım. Evet, Adnan hocamız da geldi. Hocam biz çok genel ana argümanımı, ana konuşmayı yapmadım. Çok genel kavramlarla bir giriş yaptık. İstiyorsanız size de sözü verebilirim şimdi. Ondan sonra kaldığım yerden devam edebilirim. Zaten ana konuya girmedim. Sesiniz gelmiyor hocam. Öncelikle bütün hazirunu selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla ve çok özür diliyorum. Maalesef bir bu toplantı varken apartman toplantısı yoktu ama apartman toplantısını da koydular. Mecburen çoğunluk sağlamak için, bazı kararların alınması için gitmem gerekti. Bunun için özür diliyorum. Sağ olsun Mehmet Bey anlayış gösterdi. Ben şunu söyleyeyim. Tabii bu toplantılara çok katılamıyorum ama bana bir görev düştüğü zaman da reddetmek gibi bir şeyin içerisine girmiyorum. Çünkü devamından yanayım. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Bütün gayretiyle, iyi niyetiyle bu toplantıları sürdürüyor ve bizleri de buna teşvik ediyor. Ona bu işin mutfağındaki gerçek emekçi olarak, öyle diyelim, teşekkür ediyorum. Ve bu akşam da Enis Hocam'ı yine kutluyorum. Kritik bir konu açıkçası. Ben tabii vaktinde girebilseydik birkaç şeyim vardı ama arzu ederse, eğer isterse belki onun önünü de açacak ve belki ona da hani sorular babında yardımcı olacak birkaç şey söylemek isterim. Tabii hocam. Şimdi biz tabii bugün ne kadar istersek isteyelim, uzak durmaya çalışırsak çalışalım, maddenin dünyasındayız. Yani bunda hiç endişemiz yok. Ve tabir caizse boğazımıza kadar maddeye batmış durumdayız. İşimizi her gün biraz daha kolaylaştıracak ama insanlığımızı her gün biraz daha elimizden alan, ilişkilerimizi giderek rutinleştiren, donuklaştıran bir bilimsel ve teknolojik gelişme bize neyi vaat ediyor? Bütün endişemiz ve bütün cevap araçlarımız bunun üzerine kurulmuş durumda. Yani yeni bir bilim ve teknoloji bize birbirimiz üzerinde güç kurma ve imtiyazlar elde etme için cesaret aşılarken, ortalama insan dediğimiz şahsiyetin önemi giderek azalıyor ve makine toplumunun biraz belki şey kaçabilir ama drenaj çukuruna düşen insanı kurtarmak, kendimizi kurtarmak için çırpınıyoruz. İhtiraslarımızın bataklığından çıkmaya çalıştıkça da batıyoruz. Şimdi bunu belki biraz daha farklı söylemek gerekirse, gücün tadını artık doğada değil, makinede uzmanlaşarak almayı kafasına koymuş, insanı köleleştirmek için daha da sofistike makinenin peşine düşmüş bir vaziyetteyiz. Bunu hani bütün insanlık adına genel manada söyleyeyim. Şimdi belki bu soruya da cevap verebilirsin Enis Bey. Ben şöyle mi, yani yanlış mı düşünüyorum? Beni tavsiye edebilirsin. Yapay zeka Tanrı ile bir rekabete girişme mi? Yani bunu merak ediyorum açıkçası. Bildiğim, merak ettiğim için söylüyorum. Yani cevabını açıkçası çok net de bilmiyorum.
Yapay zeka insanın iradesinden ve zekasından makineye üfleme mi? Hani yani bunu böyle de görebilir miyiz? Bu sorular hakikaten çok bana göre can alıcı sorular. Onun için bugün modern bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli olan yegane şey insanın zekası değil artık makinenin zekası mı? Oraya mı doğru gidiyoruz? İnsan eskiden hani derler ya dağları yerinden oynatmak için imana ihtiyaç duyardı. Artık şimdi onun yerine makineye mi ihtiyaç duyuyoruz? Hani biraz biz Müslüman zaviyesinden baktığımız zaman bu endişeleri haklı olarak düşünüyoruz. Bu konularda neler dersin? Bundan öncesinde ne konuştum bilmiyorum ama bu çerçeveyi de dikkate alır. Belki aralarda satır aralarında da cevaplayabilirsen çok mutlu olurum. Sözü sana bırakıyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel sorular ve güzel bir giriş yaptınız. Sadece temel tanımları yaptım. Yani çok konuyu konuşmadık. Temel dediğim şey tekrar edeyim. Yani yapay zekayı biz bilinç hallerine sahip olan yapay zeka ya güçlü yapay zeka diyoruz. Bilinç halleri olmayan sadece insanı taklit eden insan davranışlarını buna zayıf yapay zeka diyoruz. Zayıf yapay zeka yapılmış bir şey. İşte satranç oynayan bilgisayarlardan işte çeşitli hesaplar yapan yazılımlara kadar ve işte ameliyat yapan bazı robotlara kadar, insansız araçlara kadar bir sürü yerde yapay zeka karşımızda zayıf yapay zeka çıkıyor. Benim merak ettiğim soru esas itibariyle güçlü yapay zekanın yapılması İslam'a bir tehdit midir teorik olarak? Yani insanlık bir makine yaparsa bu aslında bir anlamda İslam algımıza zarar verir mi? Ana olarak korkmalı mıyız sorusu bu kısım benim sorduğum. Ama tabii başka sorular da sorulabilir. Benim ilk yaklaşımım esas itibariyle tabii bir olumsuz yöndeydi başta. Böyle bir makine zaten yapılacağına inanmıyordum. Ve bunun arkasında kısmen belki hani o dönemde çok dini motivasyonlar olduğunu düşünmüyordum ama belki dini motivasyonlar da vardı. Şimdi dediğiniz yön de var. Yani şu soru, yapay zeka bir tanrıyla yarış mıdır diye bir soru sordunuz. Şimdi bazıları için evet, bazıları için hayır. Bazıları için yapay zeka bir merak konusu. İşte biz böyle bir yapay zeka yapabilir miyiz? Sadece yapabilir miyiz sorusuyla zihni anlamaya çalışıyor. Bazıları için bu bir para kazanma meselesi. Yani iyi bir yapay zeka, iyi bir program üretip bunu pazarladığınız zaman para kazanacaksınız. Yani burada din karşıtı veya dini bir motivasyon yok. Ama ufak bir grup bunun aslında din karşıtı bir motivasyonu var. Bunlar transhümanistler dediğimiz bir grup. Bütün transhümanistler tabii gene din karşıtı olmak zorunda olmamakla birlikte çoğu transhümanist din karşıtıdır. Şu manada Tanrı'ya ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedeflerler teknolojiyi. Mesela Tanrı'ya onlara göre biz niye ihtiyaç duyuyoruz? İşte hastalıklarımız var. Hastalıklarımız iyileşsin diye Tanrı'ya dua ediyoruz. Yapamadığımız şeyler var, beceremediğimiz. Bunları yapsın diye Tanrı'ya dua ediyoruz. En önemlisi de tabii ölümden sonra bizi hayatta tutsun. Yani ölümden sonra hayatta bizi cennetle ödüllendirsin diye dua ediyoruz. Bu kişilere göre tabii farklı. Onlar bizim bunların hepsini teknolojiyle yapabileceğimizi, dolayısıyla insanın işte Harari'nin deyimiyle homo deus, tanrı insan olacağı bir çağın başlayabileceğini düşünüyorlar. Bunun en önemli teorisyeni Kurzweil. Kurzweil 2050'lere doğru insanlığın artık makinelerle birleşeceği, dolayısıyla bilincimizi yani yapay zeka yapmanın ötesinde kendi bilincimizle yapay zekanın bilincini birleştirip zihnimizi makinelere aktarabileceğimiz, bir kere de makinelere aktardıktan sonra hem vücudun getirdiği biyolojik rahatsızlıklardan kurtulacağımızı hem de onun iddiası bence mümkün değil ama ölümsüzlüğü elde edebileceğimizi düşünüyor. Çünkü makinelere aktardıktan sonra makineden makineye kopyalanarak insanlar hayatta kalabilirler ve tabii ana hedefi şu, bir kere makineyle, yapay zekayla birleştikten sonra zekamız da artacak. Çünkü makinelerin işlemci hızı çok yüksek.
Normalde insanın yapmakta zorlandığı hesapları kolayca ve hızlı yapabiliyor. Dolayısıyla makinelere bir kere biz zihnimizi aktardık mı çok büyük sorunları da çözeceğiz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı enerji, işte ondan sonra gıda gibi problemleri de çözeceğiz. Ve tabii tüm ona göre tüm uzayı bir bilgisayara dönüştüreceğiz. Önce güneş sistemi, sonra bütün Samanyolu'nu devasa, oranın yıldızların enerjisini emen bir büyük bilgisayara döndüreceğiz. Ve nihayetinde burada artık kalan varlıkların Tanrı'ya bir ihtiyacı olmayacak. Çünkü Tanrı'nın bize sunabileceği her şeyi ona göre tabii biz elde etmiş olacağız. Şimdi tabii bu düşünce biçimi, transhümanizm bir sürü varsayıma dayanıyor. Her şeyden önce termodinamik sonsuz yaşama izin vermiyor. Dolayısıyla bunu yapmamız mümkün değil. Yani böylesi bir şey yapmamız, böylesi ölümsüz bir makine yapmamız mümkün değil. Makineler de ölmek zorunda. Evren ölecek çünkü. Dolayısıyla hiçbir makinenin varlığını sonsuza kadar devam ettirmesi mümkün değil. Tabii bilincin yapay zeka yapılabilse bile insan bilincinin makinelere aktarılabileceği de soru işareti. Bir tarafta biyolojik bir varlık var, diğer tarafta mekanik bir varlık var. Bunlar arasında bilinç transferi mümkün olup olmadığı soru işareti. Yapılsa bile benim bilincim makineye kopyalandığı zaman oradaki kişinin benimle aynı kişi olabileceği soru işareti. Çünkü kopyalama işlemi birden fazla kopyayı mümkün kılıyor. İşte benim zihnimi bir bilgisayara, bir ikinci bilgisayara kopyaladınız, iki enisi oldu. Hangisi benim? İki enisi, üçüncü enisi oldu. Ya birden fazla kopya yapabilirsiniz çünkü. Dolayısıyla sanki buradakiler enis değil de enisin taklitleri imiş gibi duruyor. Dolayısıyla gerçek manada şey vizyonunun, transhümanist vizyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini konusunda ciddi soru işaretleri var. Dolayısıyla bunun muhtemelen mümkün bir proje değil. En azından mümkünse bile bana 2050'ler çok olağan mümkün gözükmüyor. Fakat dediğim gibi benim esas ilgileneceğim soru transhümanizmden ziyade yapay zekanın imkanının acaba İslam'la çelişip çelişmediği. Çünkü bu ayrı bir soru. Dediğim gibi herkes yapay zekayı Tanrı ile yarışmak için kullanmak zorunda değil. Entelektüel bir soruya cevap aramak için makineler düşünebilir mi? Veya işte bir ürün, insanlığın yararına bir ürün sunmak için bunu yapabilir. Dediğim gibi nedir? Satranç oynayan programların Tanrı ile bir yarış amacı yoktu. Bir ürün sunmak. Her şeyden önce bir pazara, bir oyunlar öyle. Oyunlar para kazanmak için. Yapay zekanın en ileride olduğu yer şu anda oyunlar. Amacı tabii para kazanmak. Şimdi benim şahsi iddiam tam tersi olacak. Yapay zekanın bırakın İslam'a tehdit olmasına, yapay zekanın İslami bakış açında mümkün olmasını beklememiz gerektiğini savunacağım. Yani benim şahsi fikrime göre teizm, yani Tanrı'nın varlığı altında yapay zekanın varlığı daha olası görünüyor diyeceğim. Halbuki ateizm doğruysa soru işareti. Yani yapay zekanın bilinç sahibi olup olamayacağıyla ilgili bana göre bir yorum yapamayız baştan. Ama teizm doğruysa, Tanrı varsa yapay zeka yapılır yapılmaz ayrı bir soru pratikte. Ama teorik olarak mümkün olabileceğini savunabilir. Şimdi bunu neye dayandırıyorum bu iddiamı? Bu iddiamı açmak için yine 3 tane tanım yapacağım. Bir, 3 ayrı görüş var. Nasıl şeyler bilinç sahibi olabileceğiyle ilgili. Bir görüş, bilincin biyolojik kökenli bir şey olduğu iddiası. Bu iddiayı savunanlar beynin veya beynin bir kısmının bilinç oluşturduğunu iddia ediyorlar. John Searle bunların en meşhuru. Buna biyolojik görüşler diyebiliriz. Başka görüşler de var ama bilinci biyoloji temelli görüyor. Bu görüşü savunanlara göre sadece ve sadece maddi şeylerde, belki de sadece biyolojik şeylerde bilinç ortaya çıkabilir. Bu görüş İslam'la çelişir. Çünkü Müslümanlar Tanrı'nın maddi olduğunu düşünmüyor. En azından ezici çoğunluk Müslümanların Tanrı'nın maddi olduğunu iddia etmez. Dolayısıyla Tanrı maddi değilse ve Tanrı bilinç sahibi ise, en azından bilincin 3 tane komponentini saydık. Nedir? Hani kualiyası, öznelliği var mı? Hani Tanrı acı hisseder mi? Belki tartışılabilir ama Tanrı'nın irade sahibi olduğu ve anladığı, yani hakkındalık sahibi olduğunu kabul ediyoruz.
ki belli kualiyalar, hani biz tabii Tanrı olmak nasıl bir şeydir hayal edemeyiz. Onun öznelliğini hayal etmemiz, tasavvur etmemiz mümkün değil ama Tanrı'nın bir öznelliği olduğunu da söyleyebiliriz ama hakkındalığı olduğunu, yani bizi anladığını, bizim yaptıklarımızı anladığını ve irade sahibi olduğunu en azından gene bütün Müslümanların ezici çoğunluğu kabul eder. İstisnalar var mı onu bile bilmiyorum ama ezici çoğunluğu kabul eder. Şimdi dolayısıyla biyolojik görüşler İslam'la çelişir. Çünkü İslam'da en az bir tane biyolojik olmayan varlığın, yani Allah'ın biz bilinç hallerine sahip olduğunu inanıyoruz. Bunlar dediğim gibi, yani bu bilinç halleri bize ne kadar benzer tartışılır. Muhtemelen hiçbiri bize benzemiyor. İradesi bizim çok daha üstümüzde, anlama kapasitesi çok üstümüzde. Bu aliyasını hayal bile etmemiz mümkün değil ama sonuç itibariyle bunlar var. İkinci görüş, ki genellikle bu İslam'a daha yakın görülen görüşte dualizm. Dualizm, yani İslam'a daha yakın görülen dedim, çoğunlukla yani halk üstünde yaygın olan görüş. Dualizm diyor ki bilinç madde üstünde ortaya çıkamaz. Maddi olmayan ruh dediğimiz, genellikle gündelik dilde ama ruh ifadesini ben kullanmayacağım. Çünkü ruh teknik teolojik bir kavram. Onun yerine zihin ifadesini kullanacağım. Çünkü Kur'an'daki ruhun mahiyetini bilmiyoruz. Yani maddi olmadığını iddia edemeyiz. Burada spesifik bir şey söylüyorum. Maddi olmayan bir şey, ki buna zihin diyeceğim, bu taşıyor bilinç halleri. Şimdi bu görüşte insan iki yapıya sahip. Bir maddi tarafı var, bir de içinde bir ruh var. Bu ruh maddeyi, bedeni kontrol ediyor. Ve bu ruh esasında bilinci taşıyor. Bu görüş tabii İslam'la uyumlu. Çünkü maddi olmayan şeylerin taşıdığını söylüyor bilinci. Burada Tanrı'ya izin veriyor bilinci olmasına. Dolayısıyla teizmle çelişmiyor. Üçüncü görüş ise diyor ki ya bütün bu tartışma gereksiz. Bilinç dediğimiz olay zihin halleri birer fonksiyon, birer işlev. Ne maddeden yapıldığının bir önemi yok. Nasıl ki mesela örnek kalem dediğimiz zaman, kalem mürekkepten yapılabilir, kömürden yapılabilir, elektronik kalem olabilir. Yani kalemin fonksiyonu yazmak. Bir şey yazdığı sürece nereden yapıldığının bir önemi yok. Hepsi veya bilgisayar, el bilgisayarı var, işte ondan sonra masaüstü bilgisayar var, laptop var. Hepsi bunlar bilgisayar. Peki farklı farklı olmalarına rağmen bunları bilgisayar yapan ne? Aynı işlevi yapmaları. İşlevcilik diyor ki önemli olan işlevin olması. Maddesine bakmayacaksın. Madde yanıltır. Ya da tözüne, cevherine bakmayacaksın. Cevherden bağımsız bir şey, bir fonksiyon. Bu görüş diyor ki maddi olmayan bir ruhta da bilinç ortaya çıkabilir. Maddede de ortaya çıkabilir. İşte varsa başka tözler, işte soyut belki varlıklar, onlarda da ortaya çıkabilir. Karmaşık zihni işlevler meydana getirebilecek bütün sistemlerde zihin ortaya çıkabilir. Tabii fonksiyonalizm de İslam'la uyumlu. Çünkü fonksiyonalizmde insan zihninin ve Tanrı'nın bilince sahip olmasına izin veriyor. Çünkü herhangi bir cevhere, herhangi bir töze bağlı değil zihin. Şimdi bu üç görüşte özellikle üçüncüsü yapay zeka ile ilişkili. Yapay zekayı savunanlar fonksiyonalistlerdir, işlevselcilerdir. İşlevselcilere göre her zihin farklı tözlerde ortaya çıkabildiği için pekala bir makinede, pekala bir yazılımda da teorik olarak ortaya çıkabilir. Yani başka bir sürü cevherde ortaya çıkabileceği için yeterince uygun şartlar sağlanırsa bir yazılımda da bir makinede de bilinç ortaya çıkabilir. Bu işlevleri, bu fonksiyonlarını yerine getirdiği sürece. Dolayısıyla yapay zeka görüşü genellikle işlevselcilikle ilişkili. Dolayısıyla benim bugün ana iddiam, hani dedim ya, Tanrı'ya inanırsak işlevselcilik makul bir, beklenen bir pozisyon haline geliyor. Dolayısıyla yapay zeka beklenen bir pozisyon haline geliyor diyeceğim. Bir ateist açısından aslında üç görüş eşdeğer, doğru. Biyolojik materyalizmde, işlevselcilikte, dualizmde, üçü de ateizmle uyumlu. Hangisinin doğru olduğuyla ilgili baştan bir gerekçe vermek pek mümkün değil. Ama teizm açısından bir tane zaten elendi. Hangisi elendi? Biyolojik materyalizm elendi. Çünkü teizm biyolojik varlıklar dışında da zihnin ortaya çıkabileceğini söylüyor. Şimdi
Geriye kaldı dualizmle işlevselcilik. Benim iddiam teizmin, İslami teizmin işlevselciliği tercih etti. Bunu iki ayrı argümanla temellendirmeye çalışacağım. Birinci argümanım dualizmin eleştirilerinden hareket edecek. İkinci argümanım da dualizmi kabul etsek bile buraya gitmemiz gerektiği yönünde olacak. Önce birinci argümanla başlayayım. Birinci argüman basit. Bir, Tanrı vardır. Bu İslam'ın temel iddiası. İki, Tanrı bazı bilinç hallerine sahiptir. İrade gibi, bundan sonra hakkındalık gibi. Üç, Tanrı maddi değildir. Bu üçünden hareketle bazı maddi olmayan şeyler vardır ki bilinç sahiptir. Bu sonuca vardık. İki, insan vardır. Bu açık tabii gene. İnsan bilinç sahibidir. Bu da gene bence açık. En azından kendimizin bilinç sahibi olduğunu biliyoruz. Üç, insan tamamen maddi bir varlıktır. İşte burası itirazı açık. Burada dualizmi reddediyorum. Bu doğruysa o zaman bazı maddi varlıklar bilinç sahibidir. Ne çıktı? Bazı maddi varlıklar bilinç sahibidir. Bazı maddi olmayan varlıklar bilinç sahibi. Bu ikisinden çıkan sonuçta işlevselciliğin doğru olduğu. Çünkü bilinç farklı cevherlerde ortaya çıkabiliyormuş gibi gözüküyor. İşlevselcilik doğruysa da beklentimiz yapay zekanın mümkün olması. Çünkü başka ilkece başka sistemlerde de bilinç ortaya çıkabilir. Burada savunulması gereken tek öncül insanın tamamen fiziki bir varlık olduğu iddiası. Şimdi bu bazılarımıza ters de gelebilir. Çünkü sonuçta dualizmin biz İslam'ın ana görüşü olduğunu çoğunlukla düşünürüz. Esas itibariyle böyle değil. Aslında bizim kelam geleneğinde atomcu gören ruhu, atomlardan maddi gören koca bir gelenek var. Dolayısıyla İslam bizi dualizme zorlamıyor. Ama böyle düşünüyorsanız da ikinci argümanda buna değineceğim. Dolayısıyla orada düşünüyorsanız burada söyleyeceklerimizi pas geçebilirsiniz. Ama ben niye şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum, dualizmin yanlış olduğunu düşünüyorum. Esas itibariyle iki tane güçlü argüman verebiliriz. Bir, klasik problem, ruhun bedeni nasıl kontrol ettiğini bilmiyoruz. Ve bununla ilgili makul elimizde hiçbir teori yok. Yani mesela benim elimi niye kaldırıyor maddi olmayan ve uzay zamanda olmayan ruh da bu bardağı kaldıramıyor. Bunun cevabını verebiliyormuşuz gibi durmuyor. İkincisi, enerjinin korunumu kanunu ve momentumun korunumu kanunuyla çelişiyor. Beyne baktığımız zaman herhangi bir yerden beynin ruhun beyne müdahale edip bu hareketleri yaptırdığını görmüyoruz. Beyin kapalı bir devre ile çalışıyormuş gibi gözüküyor. Birinci gerekçe bu. Dualizm ruhun bir şekilde bedeni kontrol ettiğini iddia ediyor ama bu kontrolün noktasını ve şekli hakkında hiçbir fikrimiz, hiçbir bulgumuz yok. İkincisi de ruha atfedilen, gene diyorum burada ruh dememem lazım aslında, zihin desem daha iyi, çünkü ruh deyince Kur'an'a karşı çıkıyormuşum gibi geliyor. O yani Kur'an'daki ruh zihne tekabül ediyor mu bilmiyoruz ama zihin teorilerinde, yani maddi olmayan bir şeyin bilinci taşıdığı teorilerde ile çelişen önemli bulgular var nörobilimde. Nedir bu bulgular? Ruha veya zihne atfettiğimiz herhangi bir özelliğin biz beyinde karşılığını buluyoruz. Mesela Broca bölgesine beyinde zarar verin, kişi konuşma yeteneğini kaybediyor. Ya prefrontal kortekse zarar verin kişinin, ki meşhur işte Phineas Gage vakası vardır. Demir ağzından girip prefrontal korteksi koparıyor, iradesini kaybediyor. Tamamen sabırsız bir insana dönüşüyor. İşte beyninde tümör ortaya çıkan insanların çok büyük ahlaksız davranışlar gösterdikleri, hatta kendi kızlarına karşı cinsel çekim hissettikleri ama tümör alındığında gene normale döndüklerini görüyoruz. Ya da Henry Molaison vakasındaki gibi hipokampüsü kesilen kişilerin yeni anı üretemediğini görüyoruz. Bir şekilde insan zihniyle ilişkilendirdiğimiz bütün özellikler, işte siyah beyaz gören insanlar var, koku yeteneğini kaybeden insanlar var, garip kokular hisseden insanlar var, beyindeki zararlar sonucunda bir şekilde beyne biz zarar verdiğimiz zaman, beyine belli müdahaleler yaptığımız zaman bu kişinin bilincini radikal bir biçimde etkiliyor. Dolayısıyla beyinle bilinç arasında sıkı bir ilişki varmış gibi gözüküyor. Tüm bunlar dualizmin açıklamakta zorlandığı şeyler. Bunlar doğruysa, yani bu veriler dualizmi devre dışı bırakıyorsa, o zaman insanın en azından bilinç söz konusu olduğunda, insan bilinci söz konusu olduğunda tamamen fiziki bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da dualizm
argümanın altıncı öncülü de makul hale geliyor ve kaçınılmaz biçimde İslami teizm artı modern bilimin verileri bizi yapay zekanın mümkün olduğuna götürüyor. Şimdi şunu söyledim, belki siz dualizmi makul bulabilirsiniz. Amenna. Diyebilirsiniz ki hayır, bence dualizm doğru ve maddi olmayan bir ruh var insanda. O zaman size ayrı bir argüman vereceğim. Şunu söyleyebiliriz. Evet, insanda ruh var ama şu soruyu soracağız. İnsanın ruhunu oluşturan cevherle, diyelim ki bu maddi değil, Allah'ın cevheri bir mi? Aynı türden. Şimdi gene entelektüel geleneğe baktığımız zaman aslında Descartes bile Allah'ın cevherini ayırıyor. Allah'ın insan ruhuyla aynı türden bir cevher olamayacağını söylüyor. Zaten bizim kelam geleneğinde de biraz insan atomcu görülmesi, insan cevherini Allah'la aşağı aynı şekilde de görmemesinden kaynaklı. Bilmiyorum, hani belki vahdeti vücut içerisinde bazı ekoller, tamamı değildir, hani aynı cevher diyeceklerdir ama İslam dünyasının çoğunluğu insanı oluşturan ruh, zihin neyse, maddi olmayan, bilinci taşıyan, bunun cevherinin Allah-u Teala'nın cevherinden farklı olacağını söyleyecek. Şimdi böyle bir durumda da gene karşımıza aslında benzer bir argüman geliyor. Allah bilinç sahibidir. En az bazı bilinç hallerine sahiptir. İnsandan çok daha üstün, bizim tahayyül edemeyeceğimiz. Allah'ın cevheri insandan farklıdır. İnsan ruhu da bilinç sahibidir. Dolayısıyla gene en az iki farklı cevherde, tanrısal cevher ve insani cevherde bilinç ortaya çıkmış oluyor. Bu da ne demek oluyor? Farklı cevherlerde bilinç ortaya çıkabilir. Gene bu bizi iç işlevselciliğe götürüyor. Ve bu durumda da gene aslında farklı sistemlerde bilincin ortaya çıkabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda da gene bizim için makinelerde veya programlarda bilinç ortaya çıkarsa şaşırtıcı bir durum olmaması gerektiği anlamına geliyor bence. Dolayısıyla toparlayacak olursak, benim ana kanaatim, Allah'a olan inancımız, Allah'ın bilinç sahibi olması Müslümanları sadece görüner dünyada, sadece insanlarda bilincin çıkmayacağı yönünde ikna edici bir bilgi veriyor. Bu bilgi karşısında biz pekala başka yerlerde de bilincin ortaya çıkmasını bir ateiste göre daha çok bekleyebilir. Çünkü ateistin gördüğü tek bilinçli varlık, ileri bilinçli varlık insan ve biyolojik varlık. Hadi köpeklerde, kedilerde var desek bile bunlar da biyolojik varlıklar. Dolayısıyla ateist açısından beklenti ilk başta biyolojik canlılarda bilincin ortaya çıkması. Ama Müslümanlar ve genel olarak teistler, Hristiyanlar, Yahudiler, Hindular, kimse hani klasik teistler. İki tane ayrı cevherde en azından, ister ruh ister beden olsun insanda, bilincin ortaya çıktığına inanıyor. Dolayısıyla en az iki farklı cevherde bilinç ortaya çıktığına göre biz ateistlerden daha çok farklı sistemlerde bilincin ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bırakın bir Müslümanın korkmasını yapay zekada. Yapay zeka, bilinçli yapay zeka ortaya çıkarsa, bu çok güçlü bir kanıt olmasa da ateizmde kıyasla teizm daha çok beklediği için yapay zekayı, daha çok ona ihtimal verdiği için yapay zeka oluşursa, bu aslında teizmi zayıf bir şekilde doğrular. Evet, kesin bir ispat olmaz ama beklenti daha yüksek olduğu için, hatta yapay zekanın ortaya çıkması teizmin, yani İslam'ın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin doğru olma ihtimalini bence artırır. O yüzden teorik olarak korkmamız değil, yani korkmamız gereksiz. Tam tersi, böyle bir şey ortaya çıkarsa bizim dünya görüşümüzde gayet uyumlu bir şey olur. Adnan hocamın dediği gibi, hani bu Allah'la yarışmaya götürülürse tabii ki onlar itiraz edeceğimiz veya işte en azından ahlaki olarak doğru bulmayacağımız şeyler. Elbette yapay zeka ahlaksız işlerde kullanılabilir. Bunlara tabii ki itiraz edebiliriz ama teorisi, mümkünat, mümkün olması bunun en azından bizim dünya görüşümüzle uygun olduğunu bence söyleyebiliriz. Burada sözü Adnan hocama geri devretiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Enes Hocam, çok teşekkür ediyorum. Az bir öz konuştum ama ben de epeyce istifade ettim. O ifade değil. Burada bir şey var. Dataizmle hiç yapay zeka arasında bir bağ kurdun mu? Ya da acaba bu yapay zeka ve big data birleştiğinde
toplumla ilgili kararlar, insanla kararlar insanın inisiyatifinden çıkmış olmayacak mı? Bu konuda bir kısa bir şey söyleyebilir misin? Şimdi tabii ki big data ile büyük veriyle yapay zeka birleştiği zaman hiç bilince gitmemize gerek yok. Yani klasik zayıf yapay zeka bile çeşitli açılardan bize tehditler oluşturabilir. İyi şeyler de oluşturabilir. İyi şeyler neler? İşte ne bileyim, iyi geliştirilmiş bir veriye dayalı yapay zeka bir doktordan daha iyi hastalık teşhisi verebilir. İşte röntgen, hatta şu anda bile yapay zeka bir röntgenologdan çok daha iyi şeyi okuyor. Bir radyologdan çok daha iyi okuyor ölçüm sonuçlarını. Bu olumlu taraf. Ama olumsuz tarafı ne? Tabii ki özellikle işte şirketler, sosyal medya şirketleri, Facebook vesaire bizim çok sayıda bilgimizi topluyorlar. Ve bu bilgileri kullanarak bizimle ilgili, bizi hem manipüle edebilirler hem de bizimle ilgili bir sürü irademizi belki elimizden alacak seviyede şey biliyor oluyorlar. Ya bizi o kadar yönlendirebilecek kadar bilgiye sahipler ki kolayca bizi manipüle edebilirler. Bu da tehlikeli tabii. Yani big data, yapay zeka çok hızlı zaten verileri okuyup sonuçlar üretiyor. Çok sayıda da veri var bugün. Çok kolay toplanıyor veri. Bu tabii özellikle devletlerin dikkatli olması, yani devlet dediğim toplumların buna karşı bir takım önlemler, politikalar üretmesi gerekiyor. Yoksa özel hayat tamamen ortadan gidebilir. Özel hayatın ötesinde dediğim gibi birer kuklaya da dönüşebiliriz tabii bu şirketlerin elinde. Evet. Şimdi bana Mehmet Hocam'ın ilettiği bazı sorular var. Gündüz'den doğru sanıyorum arkadaşlarımızdan geldi. Hocam bunları da Deniz Hocam'a yöneltebilirsiniz dedi. Şöyle istersen kısaca şey yapayım. İçinden serbestsin seçmekte. Yapay ve zeka nasıl yan yana gelebiliyor? Bir soru. Yapay zeka sayesinde öğrenmeye ihtiyaç duymadan çipler aracılığıyla bilgi sahibi olabilmemiz mümkün mü? Ben bunu bazen şaka yollu şu anlamda söylüyorum. Diyorum ki oturup artık hafız olmak için çalışmayacağız. Kur'an-ı Kerim çipini koyduğumuz zaman herkes hafız olacak diyorum. Anlatırken biraz daha netleşmesi için konuyu. Bilincin üçüncü kişilerin izlemine açılması ya da transferi mümkün olduğu takdirde insan gizemini yitirir mi, yoksa hangi yeni problemleri doğurabilir? Hadislerde ruhtan bahsedilir. Gerek bedene birleşmeden önce, gerekse bedenden ayrıldıktan sonra mülaki olduğu iyiliklere ve cezalara değinir. Ruhun ölümsüz olduğu bilinmektedir. Transhümanizm bağlamında ruhun ölümsüzlüğü nasıl ele alınabilir? Teşekkür ederim. Tabii dört ayrı soru. Sonuncudan başlayıp geriye doğru hatırladığım kadarıyla gideyim. Şimdi birincisi, tabii ruh ölümsüz ne demek? Burada iki farklı model düşünebiliriz. Önce geleneksel dinlerden gidelim. Bir, insan bedeni ölüyor, ruh çıkıyor ve varlığını devam ettiriyor. Bu biraz İbn Sina'nın, işte Maimonides'in, filozofların düşündüğü bir şey. Veya insan ölüyor, bedeni dağılıyor ve Allah tekrar yaratılıyor. Tekrar yaratılış modeli. Yani insan tekrardan Allah tarafından yaratılıyor. İşin gerçeği şahsen ben bu ikincisini İslam'a daha uygun görüyorum biraz. Çünkü diğerinde ruh Allah'ın müdahalesi olmadan otomatik varlığını devam ediyormuş gibi bir hissiyat var İbn Sina ve Maymunides'te. Burada Allah'ın doğrudan müdahalesi gerekiyor. Şimdi bu iki görüşte esasında yapay zekayla uyumlu. Hangi açıdan uyumlu? İşte birinde bir beden var, beden ölüyor, yeni bir beden yaratılıyor ve orada bilgi, benim kişiliğimin bilgisi, benim anılarım, işte tabiatım, geliştirdiğim alışkanlıklar, hepsi bu bedenden öbür bedene transfer ediliyor. Burada transfer edilen şeye ruh diyebiliriz, bu bilgilerin toplamına ruh diyebiliriz. Veya ruh taşıyorsa zaten bunları, işte ruh ayrılınca Allah-u Teala yeni bir bedene yerleştirir bu ruhu, ama burada esasında taşınan, kişiliğimi taşıyan şey gene bu bilgiler olur. Benim anılarım, benim kişiliğim, benim tabiatım geçmiş olur. Esas itibariyle çoğu modern metafizikçi kişi dediğimiz kavramı ruh ve bedenden ayıracaktır John Locke'u takip ederek. Ben dediğimiz şey aslında ruh veya beden değil, anılarımız ve tabiatımız, kişiliğimiz, yani bütün geliştirdiğimiz yeteneklerin toplamı gibi algılanıyor. Bunu ruh taşıyor olabilir, maddi olmayan bir ruh taşıyor olabilir veya beden taşıyor olabilir, ama
esas itibariyle burada anılar ve kişilik vesaire önemli. Çünkü böyle düşünün, bunları sildiğimiz zaman geriye sıfır bir ruh kalsın. Hala ona enis der misiniz? Yani sadece benim ruhum diyelim ama bütün anılarım, tabiatım, kişiliğim, her şeyim silindi. Geriye enis kaldı der miyiz? Çoğu insan aslında demeyiz diyecektir. Çiple transfer edilebilir mi yetenekler? Şu aşamada öyle bir teknoloji yok. Ama bazıları işte bu özellikle transhümanistler insanla, insan beyniyle makine birleştiği zaman, daha bu yapılmadı. İşte Neuralink gibi Elon Musk'ın şirketler bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu yapılabilirse teoride mümkün. Teoride. Özellikle zaten bahsettiğiniz şekilde ezber transferi çok kolay mümkün. Yani insan beynine bir sadece veri getireceksiniz. Dili kolaylıkla öğrenecek veya işte atıyorum özellikle ezber bilgiler, hafızlık çok daha kolay hale gelecek. Zaten yapay zeka da büyük oranda bunları, dil öğrenmeyi tehdit ediyor şimdi de. Yani insan beynine girmemize gerek yok. Zaten Google Translate çeviri yapıyor. Bir kulaklık koyacaksınız ileride. Karşınızdaki konuşacak. Bu bilgi sesten yazıya dönecek. Cihaza gidecek. Cihazda Arapçaya çevrilecek. Sizi kulağınıza gelecek. Siz de Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş olacaksınız. Arap'la konuşacaksınız ana dilde. Dolayısıyla bu gayet şu andan bile mümkün ama ileride doğrudan insan beynine, zihnine bunu belki sokmak mümkün olacak. Yapay ve zeka nasıl yan yana getirilebilir? Dediğim gibi ana tanımı şu, insanın yaptığı bir cihaz veya bir yazılım veya bir hayvan akıllı davranış gösteriyorsa buna zeki diyoruz. Zekanın aslında pratikteki tanımı bu. Akıllı bir davranış gösteriyorsa, mesela satranç oynamak gibi dedim ya, işte araba kullanmak gibi. Çünkü normalde araba kullanmak zeka ister. Satranç oynamak zeka ister. Bunu bir robot yaptığında veya bir yazılım yaptığında buna yapay zeka diyoruz. Yapay çünkü biz yaptık. Zeki davranış gösteriyor. Ama bu dediğim bir zayıf yapay zeka. Gerçek manada bir bilince, bilgiye sahip değil tabii. Bugün hiçbir program veya makine anlamıyor yani ne olduğunu. Evet. Yani epeyce soru var burada ama isterseniz biraz daha böyle canlı, hı hı, dinleyen arkadaşlar var. Onlar buraya da katıldılar. Belki Mehmet Hocam'ın sorusu vardır. İlyas Hocam burada. Onun soruları vardır. Ben soru sormak isteyen arkadaşlara da isterseniz, sizi de böyle çok fazla yormadan ama bir sınır koyacak mıyız buraya biz? Yani şu an itibariyle bir saati doldurmuş bulunuyoruz aşağı yukarı. Bir saat 20 dakika mıdır Mehmet Hocam? Bir saat 30 dakika mıdır süremiz, yoksa? Hocam genelde 1,5 saat falan oluyor. O zaman bir yarım saatimiz var. Ama, öyle anlıyorum. Tabii ama öyle kesin bir zaman şeyimiz yok yani. O zaman istersen senden başlayalım. Sorun varsa veya bu bana gönderdiğin sorulardan dikkatini çeken varsa sen de dahil olabilirsin. Gerçekten sorular çok. O gönderilen sorulardan tabii hepsini zikretmek de hocam çok mümkün de değil. Malumunuz Enis Hocam sunumu esnasında da bazılarına da değildi. Mesela ilginç sorular da vardı. Fişini çeksek yapay zeka kapanır mı gibisinden böyle. Ne dersin Enis Hocam? Tabii fişini çekmeye izin verir mi? Veya artık kendi bağımsız enerji kaynaklarına sahip olacaktır gibisinden. Şimdi oradaki en önemli şey, yapay zeka bir program olarak düşünürsek, yani soft'u konuşursak, kendini çok kolaylıkla makineden makineye kopyalama yeteneği olması, yani kendi bilincine ulaştığında rahatlıkla işte sizin telefonunuza bir kopya, işte Amerika'da bir bilgisayara bir kopya, bir uyduya bir kopya gönderebilir. Böylesi bir durumda ondan kurtulmak için yapmanız gereken şey, bütün evrendeki, ya bütün evren tabii büyük oldu da, dünyadaki bütün cihazları yok etmeniz gerekiyor. Kapatmanız gerekiyor. Tek fişi çekmeniz yetmez. Bu şey de çok güzel anlatılıyor. Transcendence isimli bir film var. Yani orada bir yapay zeka var, her tarafa yayılıyor. Onu yok etmenin tek yolu orada zaten bir virüs yükleyecekler ama bu virüs bütün cihazları yok ediyor tabii. Yani böyle her yere yayılan bir yapay zeka çıkarsa tek şansımız, yani onu yok etmek istiyorsak, tabii ister miyiz bilmiyorum ama istersek bütün cihazları yok etmemiz gerekebilir. Ya programı taşıyabilen. Ha, bu bir de insana kendini kopyalayabiliyorsa o zaman bittik zaten. Yapacak bir şey yok. Çünkü
insana da kendini kopyalayacak. Tüm insanları öldürmemiz ya da tüm temas etmiş insanları öldürmemiz gerekecek veya uyutmamız gerekecek. Bu tabii çok büyük bir sıkıntı. Tabii hocam, kelamı açıdan değerlendirdiğimizde kelam ilminin Tanrı'ya atfettiği nitelikler, özellikler yapay zekayla öyle çok eşleştirilebilecek özellikler değil. Yani kelamcılar derler ki Allah Teala kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur mesela. Veya işte Allah Teala vacibül vücuttur ve varlığı zorunludur. Yani tanrılık vasıflarına baktığımız zaman yapay zekanın bu türden böyle vasıflara sahip olması zaten mümkün değil. Bir de ben hocam hep şeyi söylüyorum, yani gerçi son yazdığım makalemle de ilişkili ama yani evren baktığımız zaman limitleri bir evrende yaşıyormuş gibi gözüküyoruz. Yani enerjinin veya sonlu olduğu, bu şekilde bir tür sona doğru giden işte dünyanın kaynaklarının veya evrenin genel kaynaklarının böyle bir evrenin içerisinde yapay zekanın bir ebediyet kazanamayacağını da bilmiyorum, ben düşünüyorum. Tabii bunlar çok daha genel anlamda yapılan ilişkiler. Yani kelamcıların veya genel akım böyle dünya üzerinde de din felsefesinde de Tanrı'ya verilen özellikler yani ezeli olmak, zorunlu varlık olmak, bir başlangıcı veya işte sonlu olmamak gibi özellikler yapay zeka ile herhangi bir şekilde taşıma götürmez. Enes hocam, ben şöyle bir soruyu merak ediyorum. Eğer Adnan hocam da izin verirse tartışmak da bakımından. Yani şimdi insan makineyle karşılaştırıldığında insanda anlamlar oluşuyor hocam. Yani işte çeşitli duygular oluşuyor. Ve insan adeta böyle bir nasıl söyleyeyim, bir intuition olarak, yani sezgisel olarak hayat sahibi olmayan bir şeyde o türden duyguların olabilmesini çok mümkün görmüyor. Yani bir taşın diyelim ki bir bilgiye sahip olması, yani bilgi duygusu, duygu anlamda manevi bir, mesela bir tümel bir kavrama sahip olması veya bir acıyı hissetmesi, ondan sonra ve bundan uzaklaşmaya çalışması veya ölümden korkması veya işte bir adalet duygusu, bu türden şeyler. Sizce bu türden kelamcılar daha çok bunlara araz derler. Yani doğrudan Allah tarafından yaratılan anlamlardır bunlar aynı zamanda. Yani diyelim ki dış dünyada bir tat vardır ama diyelim ki, değil mi? Hem ya da elmadaki kimyasallar, ama bizim zihnimizde hissettiğimiz tat, onu bir penseye değdirseniz veya bir bilgisayara değdirseniz veya oradan diyelim ki bir kameraya gösterseniz, o zihnimizdeki tat bambaşka bir şey yani. Evet. O bir duygu, bir araz. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Sizce yapay zekanın bu türden böyle insan gibi deneyimlere ulaşması ve insan olmanın tadına varması mümkün müdür? Ne dersiniz hocam? Hocam valla bana yani son geldiğim noktada eskiden mümkün olmadığını düşünüyordum. Şimdi mümkün olmaya eğilimliyim ama bilmiyoruz tabii. Hiçbir zaman da muhtemelen belki bilemeyeceğiz. Yani yapay bir zeka yapılsa bile ben hocam bilim... Siz o zaman biraz şeye yakınsınız. Bizim erken dönemde bazı kelamcılar gerekli maddi altyapı oluşturulduğunda buna bünye diyorlar. Özel bünye oluşturduğunda Allah Teala'nın o türden arazları o bünyede yaratacağını söylüyorlar mesela. İşte yani zaten öyle olacak. Benim beynimde veya ruhumda nasıl yaratıyorsa bir makinede Allah yaratabilir gibi geliyor bana. Evet evet. Burada esas itibariyle Chalmers'ın bir argümanı var. Kaybolan kualya diyor buna. İşte diyelim ki kualyanın bir örneği benim kırmızı algım. Sizin dediğiniz gibi koku algısı veya ses algısı. Diyelim ki ben Dede Efendi dinliyorum. Zihnimde bir görüntü, bir şey oluşuyor. Ses oluşuyor. Bir tiyatro gibi zihnim içinde böyle bir müzik oluşuyor. Şimdi benim beynimi birinin açtığını düşünelim. Teker teker oradan nöronlar koparıyor. Ve nöronları yapay nöronlarla değiştiriyor. Şimdi nöronların özelliği şu. Bir
elektrik akımı alırlar ve dışarıya bir elektrik akımı verirler. Özelliği budur. Ve diğer hücrelerle de bu şekilde haberleşirler. Yapay nöron bu normal biyolojik nöronun yaptığını aynen yapıyor. Aynı tepkiyi veriyor. Giren voltajı aynı çıktıyı veriyor. Yapay nöronlar da yapıldı bu arada, var. Benim teker teker nöronları yapay nöronlarla değiştiriyor. Teker teker. Tabii bu benim davranışlarımı değiştirmeyecektir. Çünkü elektrik sinyalleri aynı gelecek koluma. Kolumu kaldırıyorum ya. Soruyorsunuz ne çalıyor? Dede efendi diyorum. Ağzım oynuyor. Bunlar gene beyinden gelen elektrik sinyalleriyle oluyor. Bu sinyaller aynen akmaya devam edecek. Çünkü yapay nöronla gerçek nöron arasında bir farklılık yok. Şimdi sorusu şu çalmışsın. Diyelim ki teker teker ben zihnimdeki bütün biyolojik nöronları makine nöronlarla, silikon nöronlarla değiştirdim. Bu değiştiği zaman artık ben yapay zekayım. Çünkü tamamen benim zihnim şey oldu. Silikondan oldu. Yani beynim, zihnim değil de beynim silikondan oldu. Şimdi soru şu. Benim algıma, yani öznelliğime, kualiyama ne olacak? Ben Dede Efendi'yi dinlemeye içimde devam edecek miyim? Üç ihtimal var. Bir, devam edeceğim. Yani hiçbir şey değişmeyecek. O durumda yapay zeka mümkün. Çünkü ben artık yapay zeka oldum. Kendim makine robot oldum ama zihnimde ses devam ediyor. İkinci ihtimal, dinlemeye devam edeceğim. Öyle bir kritik nöron var ki, öyle bir kritik nöron var ki beynimde, onu çıkarınca benim dünyam karanlık olacak. Ama davranışlarım devam edecek. Artık bir zombiye döneceğim. Felsefede bilinci olmayan ama davranış gösteren varlıklara zombi diyoruz. Yani felsefi zombi. Davranışları insan gibi ama bilinci yok. Zombi olacağım. Davranacağım ama sesi dinlemeyeceğim. Sorduğunda Dede Efendi dinliyorum diyeceğim ama dünyam karanlık. Yani yaptan bir robota dönüşüm. Şimdi Chalmers diyor ki bu çok makul değil böylesi bir dönüşüm. Çünkü doğada bu kadar hızlı tek bir nöronla böyle bir zıplama oluşması mümkün değil. Böyle zıplamalar fizikte veya işte biyolojide yok diyor. Çünkü düşünün, bir kritik nöron varsa o kritik nöronu bağlarım ben bir düğmeye. İstediğim zaman devreye koyarım, istediğim zaman çıkarırım. Başım ağrıyor, nöronu çıkar devreden, kapandı zihnim. Sonra bas geri, açıldı zihnim. Yani böyle bir şey mümkün. Bu saçma diyor Chalmers. İkinci ihtimal, yavaş yavaş ses kaybolabilir. Öyle bir yerden sonra belli belirsiz duyuyorum Dede Efendi ama ayırt edemiyorum. Ama vücudum ayırt ediyormuş gibi davranıyor. Biri diyor ki ne dinliyorsun? Dede Efendi diyorum ama zihnim dinleyemiyor, duyamıyor. Sanki kendi bedenimde hapsolmuş gibi oluyor. Chalmers'a göre bu da saçma. Yani böyle yavaş yavaş kaybolabilecek şey değil bilinç. Aniden kaybolamıyor. Yavaş yavaş kaybolamıyorsa o zaman kalan ihtimal ben tamamen makineye döndüğümde bile bilincin kalmaz. Chalmers böyle düşünüyor. Bana da bu argüman makul gelmekle beraber kesin mi değil. Aslında bu iki ihtimal de olabilir. Belki bilinç hakikaten gariptir ve kapanıyordur hemen. Yani bu bize saçma gelen şey illa olmayacak diye bir şey yok. Yani benim düşüncem buna yakın. Ama bilmiyoruz tabii. Bunlar hepsi tahmin. Teşekkürler. Evet. Dinleyici arkadaşlarımızdan sorusu olan varsa Enis Hocam'a alabiliriz. Mevlüt Bey herhalde el kaldırıyor. Ona istiyorsanız söz verebiliriz. Evet, Mevlüt Bey'e söz verelim. Mevlüt Bey buyur. Teşekkür ederim hocam. Şimdi benim sormak istediğim nokta şöyle bir yer. Dinlerin genel olarak oturdukları sistemde ortak olarak görebileceğimiz şöyle bir nokta var bence. Nereden geldik, nereye gidiyoruz meselesi. Şimdi Enis Hoca'nın da sunumun başlarında söylediği Kurzweil'in o senaryosunun gerçek olduğunu düşünelim. Yani işte Tanrı'ya gerek kalmayan bir noktaya ulaştık. O noktada işte singularity denilen o zihnimizin tamamen makineye aktarıldığı ve ölümsüz olduğumuz aslında bir noktaya geldiğimizi düşünelim. Bu nereye gidiyoruz sorusu boşluğa düşüyor gibi. Sanki yani ölüm yok ki ölümden sonrası olsun noktasına geliyoruz gibi. Böyle bir noktaya geldiğimiz zaman ki böyle bir noktaya da teorik olarak aslında yani gelebilirliğimizi ben görüyorum. Şöyle hani söyleyebilirim. Mesela hakikat vardı. Hakikat sonrasına geçtik şimdi. Hepimizin ortak paylaştığı bir hakikat yok. Artık alternatif hakikatler var.
İşte bunu çok kolay kabul ettik. Yani biz Müslümanlar olarak bile aslında post-truth düşünüyoruz. Bu şekilde var oluyoruz gibi geliyor bana. Yani her şey aslında değişiyor, zihinlerimiz değişiyor. Günün birinde bu singularity evrenine gözümüzü açtığımız zaman bu da çok olası geliyor bana. Yani burada işte İslam'ın şeyi böyle bir senaryoda teklifi boşa düşüyormuş gibi, düşebilecekmiş gibi geliyor. Düşer mi? Düşmezse, ki düşmeyeceğine inanıyoruz. Nasıl düşmeyecek? Teşekkür ederim hocam. Güzel bir soru. Şimdi tabii bir kere ben böyle bir senaryonun çok mümkünlüğüne inanmıyorum. Ama mümkünse de iyi tartışacağım aynı zamanda. Niye inanmıyorum? Demin dediğim gibi her şeyden önce biz makineye aktarılsak bile Kurzweil'in iddia ettiği gibi o makinenin sonsuza kadar kalmasının önünde engeller var. Bu engellerine temel fizik yasaları. Termodinamiğin ikinci yasası ve enerjinin korunumu yasası. En önemlisi tabii termodinamiğin ikinci yasası. Entropi yükseliyor, dağılıyor enerji, kullanılmayacak şekilde evrene dağılıyor. Yıldızlar bir gün ölecek. Şimdi yıldızlar öldüğü zaman da yıldızlardan sonra bir enerji kaynağı kalmayacak evrende. Dolayısıyla bu makineler kendilerini besleyemeyecekler. Olsa olsa biz insan ömrünü 100 trilyon yıla çıkaracağız. Şimdi 100 trilyon yıl bize çok büyük görünebilir ama sonsuzluğun karşısında bir hiçbir şey. Yani gene bir gün bitecek sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu anlamda nereye gideceğiz sorusunun da bir umut olacaksa teizm dışında bir umut yok bence. Yani ölümden sonra hayatın imkanını sağlayan tek opsiyon bana teizm gibi geliyor. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik hangisini kabul etsin? Bence İslam tabii ama. Şimdi dolayısıyla böyle düşünüyorum. Ama diyelim ki bir şekilde termodinamiğin bu şeyinin arkasında bir çözüm bulundu diyelim. Elbette ki bu İslam'ın bir ayeti bizi sorgulatacak. Yani her ölümlü ölümü tatacaktır ayetiyle ortada bir çelişki varmış gibi oluşacak. Yani onu aşmamız gerekecek ama temel itibariyle gene bu bizim ana mesajı öldürmez. Niye ana mesajı öldürmez? Çünkü esas itibariyle bizim iddiamız Allah'ın var olduğu ve Allah'ın peygamberimizle irtibat kurdu. Bu iki iddiayı temellendirebilirsek, yani Allah'ın varlığını gösterebilirsek ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu gösterebilirsek, İslam'ın doğru olduğunu gösteririz. Bu iki iddia da transhümanizmle çelişmiyor. Yani transhümanizm gerçekleşebilir ve Allah olabilir. Transhümanizm gerçekleşebilir ve Allah Hazreti Muhammed'e vahiy göndermiş olabilir. İslam'a bizim inanma sebebimiz, en azından benim veya çoğu insan inanma sebebi İslam'ın geçmiş ve geleceğe cevap vermesi değil sadece. Nihai olarak iki temel hakikate dayanması, ki bu iki hakikatin doğru olduğuna inanıyorum dedim, yani en azından ben inanıyorum ve çoğumuz inanıyor, Müslümanlar inanıyor hepsi. Allah'ın var olduğu ve peygambere mesaj geldi. Bu iki iddia da özünde transhümanizmle çelişmiyor. Pekala, Allah insana böyle makineler yapma imkanı verebilir. Veremez dememizin bir yolu yok. Hatta eşari bir bakış açısından Allah'ın niyetlerini hiç öngöremediğimiz için belki Allah böyle bir niyeti vardır. İkincisi, Peygamber Efendimiz'e mesaj gitmemiş oluyor mu bu durumda? Onu da onunla ilgili de bir tehdit yok ortada. Ama tabii ki bu dini zorlayacaktır. Özellikle belli ayetleri nasıl anlayacağımız, ölümsüzlük yakalanırsa ölümle ilgili ayetleri nasıl anlayacağımız noktası büyük soruna düşecek. Ama ben zaten dediğim gibi bunun imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Yani termodinamik bunu böyle bir şeye, temel fizik izin vermiyor. Temel fiziğin izin vermediği bir şey bu dünyada olamaz. Bazıları, şunu da söyleyeyim, bazı transhümanistler dinle beraber okuyorlar transhümanizm. Nasıl dinle beraber okuyorlar? Aslında Allah bize cenneti ve cehennemi getireceğini söylüyor. Ama bunu nasıl getirecek? Bazı transhümanistler diyor ki cennet cehennem dünyada olacak. Ki İslam düşüncesinde de inananlar var buna. Yani dünyada cennetin yaratılacağını söyleyenler var. Transhümanizmin aslında Allah'ın dünyada cenneti yaratmak için bir araç olduğunu düşünenler de var. Yani Müslümanlar içinde böyle düşünen var mı bilmiyorum ama Hristiyan transhümanistler böyle düşünüyor. Yani Allah cenneti bizim aracılığımızla dünyada yaratacak ve bu teknolojiyle olacak diyorlar. Bu yüzden teknolojiye düşman olmamamız, tam tersi desteklememiz gerekiyor diyorlar. Böyle bir okuma da mümkün. Yani ben bu okumayı benimsediğimden değil ama kimileri transhümanizmle teizmin mesajını, İslam'ın ya da Hristiyanlığın birleştirmeye de kalkabilir ileride. Bugün
İslam'da var mı kalkan bilmiyorum ama Hristiyanlıkta var. Evet. Hocam, bir katkı olarak sadece çünkü konuyla ilgili olduğu için bu ölümle ilgili benim bir son makalem var. Yani alemin sonuyla ilgili. Tabii dikkat edilmediği zaman çok anlaşılmıyor. O gözle baktığınız zaman kelam metinleri size daha böyle farklı şeyler sunabiliyor. Şimdi mesela İbn-i Medtevehin Et-Teskire isimli kitabında fenada, yani alemin sonu olduğunu kanıtlamada ne gibi faydalar vardır diye bir başlık var. Şimdi orada diyor ki bu ölüm teklif için yeterli olmayabilir diyorlar. Yani teklif şu demek: bu dünyaya sınav için geldik. Bir gün öleceğiz. Allah Teala yepyeni bir evren yaratacak. Orada işte insanlara mükafat ve ceza verecek. Bunun için diyorlar bu evrenin bir sonu da olmasını kanıtlamalısınız ki diyorlar. Bu tam böyle geçerli olsun. Çünkü diyorlar, nereden biliyorsunuz bu dünya üzerindeki insanların ölümsüzlüğü aramayacağını yani? Veya ömrünü çok uzatmayacaklarını nereden biliyorsunuz diyorlar. Çünkü ölüm değişebiliyor diyorlar. Mesela ecel Mutezile'ye göre biliyorsunuz kişilere göre de değişebilir. Yani diyelim ki bir kişiyi öldürdüğü zaman o kişinin eceline kastetmiştir. Ya da bunun tersi, eğer bir kişi teknolojiyi geliştirir, diyelim ki hayatını, bedenini daha da böyle uzatırsa, bu ecelini de kendisi tespit edebileceği anlamına gelir bunlar için. Buradan bir yol bulup diyorlar ki, yani siz diyorlar evrenin sonu olduğunu kanıtlamalısınız ki böylelikle de teklif geçerli olsun. Ahiret hayatı İslami açıdan savunulabilir hale gelsin. Ben hocam sadece bir burada ilave yapmak istedim, katkı yapmak istedim. Yani bu ölüm dedikleri şeyin farklı yorumları var kelami açıdan. Hocam, ben tekrar bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Bence de sizin Mehmet Hocam'ın az önce söylediği gibi, yani ölüm noktası, her şeyin bir noktada yok olması gerekliliği olayında bence düğümleniyor zaten her şey. Kesinlikle, mesela daha, kesinlikle evet. Daha panteistik bir açıdan baktığımız zaman Tanrı kavramının zaten yok iken var eden ya da kadir mutlak özelliklerde olmasıyla transhumanist bakış açısı, yani insanı hani Tanrı seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir transhumanizmden bahsediyorum. Bir bakış açısı zaten buralara takılmıyor bence. Önemli olan işte ölümden sonrası, ölümü oluşturan şeyi, o seviyeye ulaştığı zaman insanlık zaten Tanrı olmuş olacak. Yani bence hani burada düğümleniyor. Onu sormak istemiştim zaten. Onun önüne geçmek için evrenin bir sonuna kanıtlamalısın, evet, diyorlar yani. Evrenin sonu olduğunu. Enis Hocam'ın böyle bir çalışması olacak inşallah. Öyle Enis, tamam, Hocam konuşmuştuk, hatırlarsınız. Hatta bu, tamam, güncel kelam tartışmalarının ilk programı The End'dir yani. Ölümdür. Birinci programı izlerseniz, ya ölüm demişim, evrenin sonudur yani. Evet. Evet, şimdi burada bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Hep erkekler konuşuyor. Mukaddes Hanım'ın parmağını görüyorum orada. Buyurun Mukaddes Hanım. Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. Adnan Hocam, siz ve İnis Hocam, hem programa hoş geldiniz hem de bizleri her hafta böyle farklı şekilde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi benim sorum şöyle olacak hocam. Öncelikle Hilal Hocamız az önce bahsetti aslında, yapay rahimden bahsetti. Şimdi ben İslam hukukunda yüksek lisans öğrencisiyim. Hem isim hukuku bağlamında hem de kelam bağlamında bunu sormak istiyorum. Diyelim ki işte yapay rahim ya da organ nakli, bu tarz şeylerin yapay organ nakli, işte bunlardan bahsediliyor. Bunların acaba hükümlere etkisi nasıl olacak? Yani fıkhi açıdan hükümlere etkisi ya da kelami açıdan sistemi nasıl değiştirecek? Yani ben biraz daha bu ilmi cihetten de acaba bizi neler bekliyor? Nasıl bir tartışmaya konu olacak bunlar? Biraz bu konulara girebilirseniz biz çok istifade ederiz diye düşünüyorum öğrenciler olarak. Bilmiyorum, anlatabildim mi hocam sorumu, ama
Ya diyelim ki sonuçta bir organ hakkında yapay organ olduğu zaman şimdi hükümetin adı, erş konuları, bundan bir sene nasıl olacak? Ya da kelami bazı konularda neler değişecek acaba? Nasıl şeyleri tasavvur etmeye başlayacağız? Bizi neler bekliyor? Bu açıdan merak ettim. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ya tabii yani organ nakli zaten, yani ben tabii fıkıhçı değilim. Fıkhi bir şey söylemem doğru olmaz ama sadece nasıl sorunlar gündeme getireceğini, bunların transhümanizm biraz bağlamında da bunu düşünebiliriz hocam, evet. Nasıl sorunlar ortaya çıkaracağını mesela konuşabiliriz. Mesela çok basit bir soru. Bir kişi bugün yapay rahim sayesinde bir anne ve tabii biraz genetik mühendisliği de katalım iş içine. Bir anne veya bir, daha doğrusu bir baba anneye ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilecek. Veya anneler bir babaya ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilecekler genetik mühendislik sayesinde. Yapay rahim işin kadın, yani rahim ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Genetik ilmi de şöyle şeylere imkan sağlıyor. Bir anneden sadece çocuk yapmak. Klonlama şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Alıyorsunuz, yumurta yapıyorsunuz, birebir annenin kopyası bir çocuk doğuyor. Veyahut babada da bunu yapabilirsiniz. Daha garip şeyleri de imkan veriyor günümüz gene biyolojisi. Nasıl garip şeyler? İki babadan bir çocuk elde ediyor. Yani siz iki babadan gen alıyorsunuz, yarım gen. Bunlardan birini yumurtanın içine enjekte ediyorsunuz, birleştiriyorsunuz ve yapay rahme koyuyorsunuz. Şimdi bunlar tabii bir caiz mi değil mi tartışılabilir. İkincisi, tamam caiz değil desek bile defekto bazı insanlar bunu yapacak. Yaptıktan sonra bu çocukların hukuku nasıl olacak? Mesela iki babası olan bir çocuğa veya tek bir anneden doğan, tek bir babadan doğan çocuğa yetim diyecek miyiz? Nasıl bir uygulama yapacağız? Yani burada özellikle yapay rahim, artı genetik bir sürü fıkhi soru getiriyor gündeme. Bunlar dediğim gibi biz yasaklayabiliriz, uygulamayabiliriz. Nitekim bunlar şu anda çoğu uygulamada değil. Belli ülkelerde tahminim yasaklayacaklar. Ama bir yerde de yapılacak bu. Defekto yapılacak. Yani birileri bunu yapacaklar. Ya özellikle LGBT lobisi iki babadan ve iki anneden çocuk yapımını çok ciddi istiyorlar, baskı yapıyorlar. Ya bu muhtemeldir. Hatta sperm ve yumurtaya ihtiyaç duymadan embriyo yapımı da evet en gündemde olan konulardan biri. Mümkün. Yani teoride mümkün. Pratikte de bildiğim kadarıyla hayvanlarda yapıldı ama insanda, tabii burada etik sınırları şu anda insan genetiğiyle çok oynanmıyor. Bu uygulamalar yapılmıyor ama istekler olduğu için bunlar çok ilginç, bu dediğimiz soruları gündeme getirecek. Tek babalı, tek anneli veya iki babalı. Hatta şunlar bile, ya bunlar daha belki fantazi gibi gelebilir bize ama 3-4 kişiden çocuk yapma. Bu da mümkün. Yani 4 kişiden genetik materyal alıp birleştirip, şimdi burada ne olacak? İki babalı, iki anneden gelen bir çocuk mesela. Bu durumda çocuğu biri almak isterse kime verilecek? İşte ondan sonra bu çocuğun miras durumu nasıl olacak? Bir kardeşi diyelim ki iki anne babası var. Bunun iki annesi, 4 iki babası var. Miras dağılımı nasıl olacak? Şimdi bunlar çok alışkın olduğumuz sorular değil ama bunlar pekala mümkün olabilir. Yani bu genetik bilim artı yapay rahimle birleştirildiğinde böyle çok sayıda soru çıkıyor. Bunların tabii kelami açıdan ben bir sorun görmüyorum burada. İslam akaidine bir problem görmüyorum bunlar yapılırsa. Ama tabii etik değil bence de çoğu bunların. İnsan genetiğine böyle müdahaleler etik değil. Ama defekte yapılacak. Birileri yapacak diyelim ki. Orada nasıl bir hukuk uygulanacak, oturup düşünmemiz gerekiyor. Peki yapay organ bağlamında hocam, mesela diyelim ki o organa bir müdahale olduğunda bunun da, ya da o organ kendi başına bağımsız kabul edilmeyecek değil mi? Kişiye yine bağlı olmuş olacak kelami açıdan da. Teklife konu olması bakımından soruyorum hocam bunu da. İkinci doğru olacak sorum. Ya şimdi yapay organ meselesi, ben biraz daha şey görüyorum. Yapay organlar nihayetinde şeye doğru gidecek. Sizden alınan yapay hücreden organ oluşturulacak. Esas da sizin organın bir yedeği gibi olacak. Yani orada ben çok büyük ilginç sorunlar çıkacağını uzun vadede düşünmüyorum. Ama şu anda tabii bir hayvanlardan organ nakli meselesi var. Biliyorsunuz domuz kalbi nakledildi. İlk hasta öldü ama daha sonra yapılan, klinik olarak ölü insanlar üstünde yapılan deneyler iyi sonuçlar verdi. Yakında muhtemeldir ki hayvanlardan insana
organ nakilleri başlayacak. Zaten şeyler mekanik kalp oluşturulmuştu, mekanik bazı organa, beyinde yapay hipokampüs oluşturuldu. Yani bunlar bir ara böyle prostat organlar, prostatlar olacak. Tabii bunların hükümlerini ben veremem ama bunlar olacak yani. Ama asıl nihai hedef bence daha rahat bir yer. İnsanların alıp şeyden, insanın kendi geninden yapıldığı organlar gelirsek orada zaten bence rahatlayacağız. Hocam Yıldıray hocamız düzeltmiş. Sanırım kalp kapakçığı nakli yapıldı. O da hani ara form oluşturuldu galiba. Hem insan hem hayvandan alınan bir embriyo ile galiba üremeyen ara formlar oluşturuldu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Mukaddes Hanım. Sefa Bey var bana göre sırada. Sefa Bey sizi de alabilir sorunuzu. Sefa Bey herhalde yok. Ragıp Bey sizin elinizi görüyorum. Buyurun. Evet, öncelikle hayırlı akşamlar. Hocalarıma teşekkür ediyorum program için. Benim sorum şu şekilde olacak hocama dair. Bu yapay zeka bilincinden bahsettik. Bunun işte insan bilincine ne kadar yaklaşabileceği ya da insan bilincinden, insan zekasından bir farkı kalacak mı ileriki zamanlarda? Ve yani bu sınır ayrımı nasıl olacak? Ve diyelim ki olmadı, biz bunlara mesela ahlaki zeminde ya da hukuki zeminde yine normal bir insan gibi mi muamele etmemiz gerekecek? Bunun sonucunda yani onlara olan tavrımız normal bir insan bilinci gibi mi olmalı? Çünkü hani bir fark kalmadığını farz edelim. Onlara karşı olan ahlaki zeminde ya da mesela onların davranışlarının doğru ya da yanlış olmasında ya da hukuki zeminde bunların değerlendirilmesini nasıl yapmalıyız? Bir insan gibi mi davranmalıyız ya da onlara farklı bir kategori mi olur ya da bu kategori nasıl olur? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Teşekkürler şimdiden. Enis hocam istiyorsanız Nur Sena'nın sorusu da var. O da avukat aynı zamanda. Kelamdan tabii. Yüksek lisans yapıyor. Paralel tabii. Soru olduğu için araya girdim. Kusura aha. Bakmayın. Tabii. O da diyor ki yapay zeka bilinç sahibi olursa örneğin bir suç işlemesi durumunda sorumluluk da yapay zekaya ait olmalı değil midir? Bu durum hukukta yapay zekaya haklar tanınmasını gündeme getirmez mi? Bir robot bir insanı öldürürse bilinç kazandığını varsaydığımız bir robota ceza vermek halktaki adalet inancını nasıl tatmin edilebilir demiş. Benzer sorular olduğu için benzer hocam sorular. Belki cevap verirsin. Benzer sorular. Şimdi genel kanaat şu şekilde. Robotlarda kualiye, öznellik, özellikle de acı duygusu ve öz farkındalık oluşursa onlara karşı ahlaki sorumluluklarımız olacağı yönünde. Yani acı duyuyorsa robot ona biz işkence yapamayız. İkincisi varlığından haberdarsa, öz farkındalığı varsa öldürmek, kapatmak da bir suç gibi algılanacak. Ama esas soru burada, bunların robotta oluştuğunu nasıl anlayacağız? Yani acı duyduğunu gerçekten veya öz farkında olduğunu nasıl anlayacağız? Belki taklit yapıyor. Esas büyük soru bu. Ama bir kere bu davranışlar ortaya çıkarsa insanın yüksek empati duygusu var. Altta kesinlikle bir grup robot akları hareketi başlatacaktır. Yani robotlar acı çektiklerini söylerse bir şekilde veya ben var olmak istiyorum derse bilinci olsun ya da olmasın bence halkta bir kesim bunları ciddiye alacak. Empati duygumuz yüksek çünkü ve diyeceğiz ki ya bu makineye bunu yapamazsın. Yani robot hakları hareketi başlayacak. Ya benim tahminim bu. Ama acı duyduğunun veya var olmayı devam ettirmek istediğinin izleri gözükmezse o zaman onlara karşı bir sorumluluğumuz yok. Onların hukukun nesnesi olması nasıl mümkün? Onların hukukun nesnesi olması için de tersi irade sahibi olduklarını göstermek gerekiyor. O da gösterilmesi zor. Şu aşamada yapay zeka bir şey yaparsa, bir suç işlerse bu genellikle ya şirkete ya mühendise, hala o tartışmalı bu arada, çok belli değil. Bir yapay zeka hata yaptı diyelim. Bir drone mesela yanlışlıkla bir şehri bombaladı. Kim suçlu? Şirket mi suçlu, onu kullanan mı suçlu? Ülke yani kullanan ülke mi suçlu? Yapan yazılımcı mı suçlu? Kim suçlu? Hala aslında net cevabı yok. İşte mesela Türkiye diyelim ki atıyorum bir drone'u Fransa'dan aldı. Ondan sonra drone birini öldürdü. Türkiye mi suçlu? Fransa mı suçlu? Fransa'daki mühendis mi suçlu? Kim suçlu? Şimdi bu
hala cevabı net olan bir soru değil. Yapay zeka hukukunda bunlar tartışılıyor. Ama makineyi suçlu görmüyoruz şu aşamada. Niye? İradesi yok. Ama makinenin bir inisiyatifi olduğunu düşünürsek işte o zaman sizin dediğiniz yere geleceğiz. Onlara suçlu muamelesi yapacağız. Peki bir kere suçlu muamelesi yapınca nasıl cezalandıracağız? Şu anda en genel beklenti onların öldürülmesi, yani makinenin yok edilmesi, kapatılması. Ama acı duyuyorsa bunun yerine hapis cezası gibi şeyler belki gündeme gelebilir, ama orada daha büyük bir ilginçlik var. Şimdi hapis cezası, insanlar, zamanı herkes aynı algılıyor. Hepimiz aynı algılıyoruz zamanı aşağı yukarı. Ama makineler öyle değil. İşlemci hızı arttığı için makinenin, makine bir saniyede yüzyıllarca yaşamış gibi bir algıya sahip olabilir. Çünkü bizim bir düşünce, iki düşünce düşündüğümüz yerde makine milyonlarca operasyon yapıyor. Dolayısıyla makineye 100 yıllık ceza vermek aslında milyarlarca yıl ceza vermeye eşdeğer olabilir. Böyle tartışmalar var. Yani makineyi, ben robotu hapse atarsam aslında onu daha kısa süre atmam mı gerekiyor? İşlemci hızına göre mi ceza vermem gerekiyor? Böyle tartışmalar var. Tabii bunlar şimdi fantazi gibi durabilir ama ilginç sorular var burada. Yani makineler nasıl cezalandırılacak? Nasıl anlayacağız irade sahibi olduğunu? Bunların aslında çok net cevabı yok şu aşamada. Evet, Enes Bey yorulmadıysan Sefa Bey de var. Hala elini görüyorum. Buyurun Sefa Bey. Hocam ben aslında sorum soruldu da ben şunu diyecektim. Yani siz makinelerin insan bilincini taklit edebileceğini, fenomenal bilinç, yani bir çileğin tadını insan gibi alabileceğini düşünüyor musunuz Enes Hocam? Sadece onu soracaktım. Yani bu konuda teknolojinin o noktaya gelebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi pratik olarak gelebilir mi bilmiyorum ama teorik olarak ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Teorik olarak, ama pratikte, pratik ayrı mesele. Yani yapay zeka hiçbir zaman çok gelişmeyebilir. Bunu bilmiyorum. O apayrı bir olay ve ben uzak olduğumuzu düşünüyorum şu aşamada o tarz bir yapay zekadan açıkçası. Ya Kurzweil'den ben farklı olarak çok ümit var değilim o kadar hızlı oraya varacağımdan, ama bilmiyorum tabii. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sefa. Sağ ol. Evet, yani şöyle bir şey var, anladığım kadarıyla hukuku bir şekilde hallediyoruz. Yani hukuk, dün tartıştığımız, bundan 20-30 sene önce tartıştığımız, acaba olur mu dediğimiz pek çok şeyi bugün fetvasını verilmiş şekilde buluyoruz ve tedavüle sokuyoruz. Enes Hocam, yani bir şekilde hukuku bir gün yine halledeceğiz. Çünkü bir yerden sızıntı olduğunda gedik de vardır. O gedikten de içeri siz çok kolaylıkla, rahatlıkla girebilirsiniz. Ama herhalde esas endişemiz bütün bu tartışmaların temelinde ahlak, ahlakı nasıl muhafaza edeceğiz? Ve burada da benim kendi kanaatim neoliberalizm de bu duvarı yıkıyor. Yani ahlakı giderek daha seküler, daha dünyevi hale getirerek, onu bir dinden bağımsızlaştırarak bütün bu tartıştığımız ve insanın geleceğine dair çok ciddi endişeleri de taşıyacağını düşündüğümüz bir takım oluşumlara ve girişimlere kapı aralıyor. Ve burada da sanıyorum bu son zamanda Batı'da epeyce bunu dile getiren ve bu konuda yazan yazarlar var. Mesela bunlardan bir tanesi de Byung Chul Han. Güney Koreli, biliyorsunuz son dönemde yaklaşık 12-13 eseri dilimize çevrildi ve yazmaya da devam ediyor ve o yazdıkça da çevriliyor ve çok da okunanlar listesinde. İlaveten Zygmunt Bauman yine bu minvalde sayılabilir. Yani biz burada aslında kutsal olan şeyleri dünyevileşme karşısında bir koruma şeyine giriyoruz, kaygısına giriyoruz ve bunların diğer şeylerden ayrı kalmasının bizim inandığımız bir takım değerler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz ve bunlar bizim için bir manada elimizdeki kalenin son burçları gibi de algılanabilir. Dolayısıyla giderek dine karşı ya da dinin hassasiyetlerine karşı dünyevileşmeyle birlikte bir özensizlik halinin hakim olduğunu da müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu tartışmalar daha çok yapılacak. Ve biz aslında burada yapay zekanın
Tanrı ile bir rekabete girişme mi olduğunu, bunun ileride bize nasıl bir sıkıntı doğuracağını çok fazla tartışıyoruz ama nihai noktada nereye varacağını çok kestiremiyoruz ama ben şöyle görüyorum. İnsanın yaptığı şey, burada biraz da belki kelami açıdan şöyle söylemek lazım. İnsanın yaptığı ya da insanın yarattığı diye isterseniz tırnak içinde her şey nihayette yine Allah'ın yarattığı ve yaptığı bir şey içine giriyor. Yani çerçeveyi daha geniş düşünmediğimiz takdirde burada her an şirkin kendisine bir kapı aralamış oluyoruz ki bu da bizi içinden çıkılmaz bir şeye sokuyor. Yani bir fasit döngüye sokuyor. Onun için ben insanın sınırının daha devam, yani insanın keşfetme ve tırnak içinde yine söylüyorum yaratma eyleminin daha devam edeceğini düşünüyorum. Bunun da yine tamamının Allah'ın çizdiği çerçevenin içerisinde gerçekleşeceğini ve dolayısıyla Allah'ın bunu öncesinde tahmin ettiğini düşünüyorum. Şimdi buradan Allah'ın kendi yarattığı bir varlığın Allah'ı yok sayacak ya da onu ortadan kaldıracak bir raddeye geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Böyle düşündüğüm zaman kelami ciddi bir problemin bizi sıkıntıya sokacağını varsayıyorum. Mehmet Aydın hocamız derdi ki, yani kulakları çınlasın, hocamızı çok seviyorum. Yani biraz da belki bunu ironi anlamında, biraz da ironik şeyde söylüyordu. İnsan için başarısız bir proje diyordu Mehmet Aydın hocam ama bu tabii çok iddialı bir şey. Bunu herkes de kaldıramaz yani ama nihayette şu var. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılmasıyla ilgili meleklerin Allah'a olan sistemi ne de bir hani kapı aralıyor. Nihayette şu var Mehmet Bulgen hocam. Enis hocam bugün çok şey konuştu, yordu konu ama daha en az 2-3 konferans götürür ki başlıklar çok çeşitli. Ben burada bu yapay zeka ile birebir ilgilenen pek çok arkadaşımın olduğunu, özellikle meselenin gerek kelami gerekse fıkıh açıdan daha çok konularının olduğunu ve burada bu arkadaşların içerisinde bizatihi yüksek lisans ve doktora düzeyinde bununla meşgul olanların olduğunu biliyorum. Burdur'dan doğru mesela Yıldıray burada. Yani çok her gün yazışıyorlar. Ben oradan takip ediyorum. Katılamıyorum ama biz daha çok konuşuyor olacağız. Dolayısıyla isterseniz kalan şeyleri bir sonraki buradan Makü'nün dijitalle de aktarıldı. Makü'deki tebliğlerin bir kısmı çıktı. Bir kısmı da yine çıkacak. Hepsi değil burası. Tabii Diyanet de bunların bir kısmını basımını üstlendi. Tamamını üstlenmedi ama bir kısmını üstlendi. Kendi bakış açısından, zaviyesinden haklı olarak. Dolayısıyla literatürümüz genişliyor. Ama bir şeyden eminim ve bu beni çok sevindiriyor. Konuya çok meraklı. Özellikle Ahmet Dağ Hoca gibi işin transhümanizm boyutundan doğru giden, Yıldıray arkadaşımız gibi işin yapay zeka boyutundan giden, Mehmet ve Enis kardeşlerimiz gibi işin felsefi, kelami boyutundan giden, velhasıl ne kadar şeyi varsa, tartışılması gereken alanı varsa hepsine artık Türkiye olarak İslam dünyasının önemli bir sesi olarak biz buradayız, varız ve bu konuda daha çok bizi dinleyeceksiniz diye sanki buradan bir müjde ve haber veriyoruz gibi düşünüyorum. Mehmet Bulgen hocamın söyleyecek çok fazla şeyi yoksa, Enis hocamın son sözleri yoksa izninizle ben oturumu kapatmak istiyorum. Hocam nasıl isterseniz, biz genelde İlyas hocamıza son konuşma için söz veriyorduk ama öyle hocamız mi? Ayrıldı. Öyle mi? O zaman ayrıldıysa o gelenek de bozuldu. Evet hocam.
Ama Enis'ciğim var mı son, bu seninle bizim ikinci böyle şeyimiz. Evet. Daha önce de hatırlarsın, bir kere daha tabii, böyle karşılaştık. Senin var mı son sözlerini alalım? Yok istersen. Hocam teşekkür ederim. Siz zaten çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum emeğin için. Allah kalemine, yüreğine güç kuvvet versin. Yazmaya devam et kardeşim. Seni izliyoruz, takip ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Keza Mehmetciğim seni de, buradaki genç arkadaşlarımızı da hararetle ileride bu konularda İslam dünyasının önde gelen sesi ve kalemi olarak görmeyi arzu ve ümit ediyoruz. Bu dileklerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Mehmet hocamızın bir sonraki sürprizinde tekrar buluşmak üzere. Hocam, Allah'a emanet olun diyorum. Bir sonraki programda inşallah Muhammed Kızılgeçit hocamız inşallah haftaya sunum yapacak. Din bilimlerinde yapay zeka. Oo, evet. Evet. Muhammed hocam, bu ay hocam elhamdülillah yapay zeka ile ilgili bayağı bir ilerleme kat edeceğiz. Hayırlısıyla. İnşallah. Üzerine de inşallah. Buradan da duyurmuş olduk. Yıldıray oradan bizim kitap diyor. Evet, sizin Yıldıray'cığım senin kitabının da buradan gösterdin arkadaşlara. Herkes gördü ve inşallah onun ikinci kısmı da dediğim gibi Diyanet tarafından geliyor. Yayınımız bol olsun inşallah. Adnan Hocam biz de size çok teşekkür ederiz. Bize destek veriyorsunuz, bize kırmıyorsunuz. Estağfurullah. Yani yoğun programınızda gerçekten toplantıdan çıktınız. Estağfurullah. Bize geldiniz, ihmal etmiyorsunuz. Desteğinizin sürmesini diliyoruz inşallah. Hayırlısıyla daha nice programlarda buluşmak dileğiyle diyelim. Herkese saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.